Sayın seyirciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adında bir kurum var. Bu kurum var olan sıkıntıları ortadan kaldırmak, verilen hizmetlerde güncellemeler yapmak, daha ileriye taşımak için önemli çalışmalar yürütüyor. Nedir bu çalışmalar? Biraz tanıyalım istedik. Bir de projeleri var. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Aylin Çiftçi'yi stüdyomuza konuk ettik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan. Bu tip konularda, aile ve sosyal politikalar gibi konularda işte yaşlılar, özürlülerle ilgili konularda yönetici pozisyonunda kadınların olmasını çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhametlisiniz. Erkekler gibi yüzeysel bakmıyorsunuz konulara. Onu en azından söyleyebilirim. Bu girizgah olsun. Şimdi birçok hizmet veriyor devlet aslında. Yani belediyelerin de birçok hizmeti var ama hiç haberimiz yok. Yani vatandaş olarak bilmiyoruz hangi haklarımız olduğunu. Sonra da duyunca şaşırıyoruz. Siz bize bir kurumunuzu anlatın. Ne tip şeyler sunuyorsunuz vatandaşa, özürlü ve yaşlı yaşlılara? Onu öğrenelim, ondan sonra gireriz projeye. Çok teşekkür ediyoruz. Bu dediğiniz konu o kadar önemli ki biz de aslında bu tür programları buna fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz. Genel müdürlüğümüz, malumunuz, bakanlığımız da aslında çok eski bir bakanlık değil. Evet. Geçtiğimiz yıl aşağı yukarı yapılandırılmış olan bir bakanlık. Bu bakanlık ama ismen içindeki, değişti yani, altyapı gene aynı. Evet, eski Özürler İdaresi Başkanlığı ve Seha Çek Kurumu'nun bünyesinde yer alan Özürlü Bakım Kurumları, Huzur Evleri. Bu kurumların birleşiminden oluşuyor aslında genel müdürlüğümüz. Tabii bu birleşmeyle birlikte çok önemli bir fark. Artık sahada olunuyor. Yani sadece işin planlaması, teorik kısmı, mevzuat hazırlama değil, aynı zamanda uygulamanın da içindesiniz. Dolayısıyla bütün Türkiye genelindeki bakım kurumları, hizmet alanları gene genel müdürlüğümüzün sorumluluğu altında. Ama aynı zamanda işlerin planlanması işleri de var. Şu anda esas olarak iki ana konumuz var haliyle. Bir engelliler, bir de yaşlılar. Engelliler için özellikle bu yıl iki gündemimiz oldu. İki ana başlığımız Sayın Bakanımızın önümüze koyduğu. Bunlardan bir tanesi istihdam. Bir diğeri de ulaşılabilirlik, erişilebilirlik çalışmalarıydı. Yani hizmetlere mi ulaşmak, özürlülere mi hizmetleri ulaştırabilmek? Yani onların ulaşması evet. Mı sizin onlara ulaşmanız mı? Aslında her ikisi de her çok ikisi. Önemli. Her ikisi de var bunun içinde. Ama daha ziyade fiziksel mekanlarla ve iletişim yöntemleriyle engellilerin hizmete ulaşımını kolaylaştırmak. Yani bu ulaşılabilirlik, erişilebilirlik çalışmalarından kastettiğimiz bu. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz bir kanunumuz vardı. 2005 yılında Özürlüler Kanunu. Bu kanunun son tarihiydi 7 Temmuz. Yani iki gün önce bu tarihte dolmuş oldu. Kanunda şöyle diyordu: bütün mekanlar fiziksel açıdan engelliler için erişilebilir hale getirilecek. Aslında engelliler için ibaresi orada sadece vurgu amaçlı. Çünkü engelliye uygun olan bir mekan herkese uygun olmuş oluyor. Buradan yaşlı da faydalanıyor, bebek de faydalanıyor, bebek arabalı bir anne de faydalanıyor. Bavulumuzu taşırken hepimiz faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu mekanların değiştirilmesiyle ilgili böyle bir kanunumuz vardı. Var halen de. Bu kanunla ilgili bir değişiklik yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda genel kuruldan, meclisten çıktı. Bununla ilgili bir takım kafa karışıklıkları olabilir. Onun için onlara da bir açıklık getirmek adına şunu söylemek istiyoruz. Kanun süresi dolmuştu ve bu süreye kadar engelli arkadaşlarımız büyük bir hevesle aslında dönüşümleri beklediler. Yani caddelerde, kamu binalarında, toplu taşıma araçlarında bu dönüşümleri beklediler. Bu dönüşümler çok yavaş oluyor, çok zor oluyor. Geri atıldı değil mi? Yani o belediyelerin o fiziksel ortamları düzenlemesi için onlara verilen süre doluyordu ama o biraz ötelendi galiba. Bir yıl bir ek süre tanındı. Aslında bu tamamen bir ek süre değil. Şu anda bu alanla ilgili eğer bir hizmete ulaşamıyorsak, bundan dolayı zarar görüyorsak, kişisel bir problem yaşıyorsak, halen bununla ilgili sonuna kadar hakkımızı arama şansımız var. Yani bu kanunun süresinin uzatılmasıyla bu hak elimizden alınmış olmuyor. Bu vardı ve var olacak. Nasıl ama, yapabiliriz? Yani hakkımızı nasıl savunabiliriz? Şöyle, bu durumda olan birinin çözümü ne? Şöyle, şimdi şu anda hiçbir kamu yöneticisinin, yani belediye başkanları olsun, kamu kurumlarının yetkilileri olsun, artık bu konulara gerek yok, bunları yapmamız gerekmiyor demiyor. Şunu söylüyor: evet yapmalıyım. Ama nasıl yapmalıyım? Yani bu konuda hakikaten çok bilgi eksikliği var. Çünkü erişilebilirlik konusu mimarlık fakültelerine bile henüz yeni kondu.
Bu mimarların bile bilmediği bir konuydu ama artık biliniyor. Artık bunu bilen mimarlar olacak ve mezun olduktan sonra da ilgili kurumlarda yapacaklar. Bizim bir vatandaş olarak engelli olalım olmayalım. Yapmamız gereken şey kişileri, yöneticileri ne yapmaları gerektiği konusunda. Yani ben bu kamu binasından içeri giremiyorum, bu hastaneyi kullanamıyorum, bu bankadan işimi göremiyorum şeklinde aslında düzgün bir şekilde gidip bunun uyarısında bulunmak. Ama tabii her zaman bu düzgün uyarıda bulunmak iş görmüyor. Bazen duyarsızlık söz konusu olabiliyor. Bazen işin maddi boyutunun çok yüksek olduğu düşünülebiliyor idareciler tarafından. Aslında bizim hesaplarımıza göre bu dönüşümün maliyeti düşündüğümüzden çok çok daha düşük. Yani belki de 1 liralık bir hizmetle 1000 liralık bir mutluluk yaratacağız. Böyle bir de tarafı var bunun. Bunun için biz yöneticilere bir kolaylık sağladık. Bir tespit formu hazırladık. Bu tespit formunu bizim özürlü ve yaşlı gov.tr web sitemizden çok rahatça edinebilirler. Standartlar çıkarıldı. Kapalı binalar için, açık alanlar için. Bu standartlara uygun hazırlanmış bir tespit formudur ve bunu siz kapıdan girdiğinizden itibaren bu formu işleyerek kendi kurumunuzu değerlendirip ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Veya bir caddenin aynı şekilde ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Kullanıcılar için çok büyük bir kolaylık diye düşünüyoruz. Bunu zaten yaptıktan sonra yapmamız gereken şey bunu dönüştürmek için gereken uygulamaları artık işin ekibiyle birlikte yürütmek olacak. Peki, genel müdürlüğünüzde böyle interaktif bir ortam var mı? Yani evet. İnsanlar size mesela şikayetlerini birebir iletseler ki daha yakından ilgilenme şansınız olur. Çok memnun oluruz. Bundan sonra daha da çok olacak. Çünkü bu kanun değişikliğiyle birlikte şu anda bir izleme komitesi oluşturuyoruz ve bu izleme komitesinin çok büyük bir kısmı sivil toplum kuruluşlarından oluşuyor. Dolayısıyla biz bir şeyler hatalı gidiyorsa aslında bizim gözlemcilerimiz direkt kullanıcılar olacak. Dolayısıyla onların bizlere bildirimde bulunması çok çok önemli olacak. Bundan önce de bildirimde bulunabiliyorlardı ama bundan sonra biz özellikle bekliyoruz bu bildirimleri. Ve bunlar doğrultusunda biz kurumlara gidip şu dönüşümleri yapmanız gerekiyor diye daha rahat hareket edebileceğiz. Belediyelerle muhatap olacaksın evet. Sanırım. Bir de bu yeni kanunla birlikte daha önce bir vatandaş olarak kurumu belki de hakkınızı aramak gerekiyordu, kurumu zorlamak gerekiyordu. Ama şimdi bu kanun değişikliğiyle artık devlet de zorluyor ve bir maddi ceza getirildi. Yani aslında en önemli değişiklik bu süre uzatımından ziyade bu maddi cezanın devlet tarafından da getiriliyor olması. Bu aslında şu anlama geliyor. Engellinin yanında devlet ve sonuna kadar bunun yapılması yönünde. Ve buradan edinilecek yani bu cezalardan oluşacak bütçe gene erişilebilirlik çalışmalarına yani kullanılacak. Şöyle bir şey mi tazminat yani ceza derken mesela bir engelli olduğumuzu düşünelim. Zemin şartları müsait olmadığı için bir ana arterde kaydık, düştük bir şekilde ve zarar gördük. Hastanede yattık. Şimdi biz bununla ilgili o gerekli düzenlemeyi yapmayan belediyeye, kısaca devlete dava açabileceğiz ve tazminatını isteyebileceğiz ve masraflarımızı karşılamasını isteyebileceğiz o zaman. Evet, bunun bu gibi bir şey. Kişisel tazminata girer. Bu çok apayrı. Bunu her zaman yapabiliriz. Ama bundan ayrı hiçbir zarar görmeyelim. Hı-hı. Diyelim ki hiç düşmeyelim, kaymayalım. Ama sadece orası uygun olmasın. Hı-hı. Bundan dolayı da kamu kurumu görevini yerine getirmediği için yani idari sorumluluğunu üstlenmedi. Çünkü kanun bunu yapmakla zorunlu kılıyor. Ama bunu yapmadığınız için görevi ihmal ettiğiniz için ayrıca bir para cezasına yönetici tabi tutulacak. Bu önemli. Evet, yani o önemli. Zorlayıcı olur. Bir evet. De şeye de inanmıyorum. Yani çok masraflı olur. İşte özürlüler için, yaşlılar kesinlikle için şehri dizayn etmek. Kaldırımlara bu ülkede harcanan parayla buradan aya 8 şeritli otoban yapılırdı 300 bin kilometre. Biliyorsunuz yani 6 ayda bir değişen kaldırımlarla. Halbuki o kaldırımları bir sefer uygun bir şekilde herkesin kullanabileceği şekilde insan gibi yapılsa, bir sefer yapılsa 10 yıl gider ama yapmıyoruz. Bu konuda şimdi genel müdürlüğümüz her tür teknik desteği vermekte ve verecek bundan sonra da. Bu evet. Nedenle bu konuda niyetli olan kurumların gene genel müdürlüğümüzden destek almaları mümkün olabilecek. Şimdi bu özürlüler kısmı yaşlılarla alakalı ne tip politikalar üretiyorsunuz ve size mesela yaşlılar gelip sıkıntılarını anlatsalar onlara ne tip çözümler bulabilirsiniz? Yaşlılık yeni gündemimize giren bir konu Türkiye olarak söylüyorum. Daha önce sadece Sağlık Bakanlığı içinde bir birim olarak yer alıyordu. Şimdi artık bakanlığımız içinde bir genel müdürlük seviyesinde olduğundan yaşlılıkla ilgili ciddi politikaları üretme dönemindeyiz. Bizim yaşlılık için birinci önceliğimiz yaşlının yerinde, kendi bulunduğu mekanda desteklenmesi ve orada kendi imkanlarıyla yani kendi ayakları üstünde kalabilmesi.
Birinci önceliğimiz bu ve bu önceliği esas alarak bütün çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Yani bakım talebinde bulunan kişilere de aynı mantıkla yaklaşıyoruz. Veya kişisel bireysel destek hizmeti arayan kişilere de gene aynı mantıkla. Yani kişiyi yerinde desteklemeye yönelik şu anda bir sistem kurma aşamasındayız. Hizmetler ücretsiz mi? Şu anda yani evde bakım bazen duyuyorum da bunları belediyelerin de sağladığını duyuyorum ama mesela evet. Evde bakım, doktor gönderilmesi, işte temizlik ve benzeri bir şeyler, hizmetler veriliyor. Bunlar ücretsiz mi? Bir kısmı ücretli. Bir kısmı ücretli değil. Bu kişinin gelir durumuna göre tespit edilen bir husus. Psikolojik. Eğer evet belli imkanları yoksa o zaman devlet tarafından karşılanabiliyor. Ama bunlar daha da artacak. Daha da teşvik görecek. Onu söylemek istiyoruz. Çünkü şu anda bizim şu andaki bakışımıza, mevzuatımıza bakacak olursak biz yaşlımız varsa eğer ailesinin yanında yük olmasın, kuruma gelsin, kurumda bakılsın. Genelde bunu teşvik etmişiz. Halbuki kurumda yani bir huzur evinde veya bir bakım evinde bulunan yaşlılarımızın bütün gün pencere önünde yakınlarını beklediklerini biliyoruz ve bunu asla tasvip etmiyoruz. O yüzden biz sonuna kadar kendi evinde veya yakınlarının yanında bunu yapabilecek olan yakınlarına da tabii ki destek sağlayarak. Şu anda böyle bir mevzuat değişikliği çalışmamız var. Bu konuda destek çalışmalarımız var. Öyle zannediyoruz ki bu şekilde yaşlılarımız da daha memnun olacak. Ama bundan ayrı sağlıklı olan, herhangi bir bakım ihtiyacı olmayan belli bir yaşın üstündeki kişiler için de gene şehirlerimizi yaşlara uygun hale getirmemiz gerekiyor. Bu da yaş dostu şehirler diye aslında tabir edilen bir nasıl bir Dünya Sağlık Örgütü projesi. Nasıl bir burada şehirler her tür alanlarıyla yani fiziksel mekanlarıyla, binalarıyla, kültürel etkinlikleriyle, sağlık hizmetleriyle yaşlılara uygun hale getiriliyor. Bunun için aslında kriterler çıkarıldı. Yani bir şehir nasıl yaş dostu olur? Her yaşa dost nasıl olur? Bunun kriterleri çıkarıldı. Mesela kültürel etkinliklerde torunla dedeyi bir araya getirecek kültürel etkinliklere ağırlık verilmesi çok önemli. Ama buna hassasiyet göstererek bir kültür programı yapmanız gerekiyor. İşte bütün bunların planlanması, sağlık hizmetlerinde gene yaş dostu poliklinikler oluşturulması. Çünkü kuyrukta beklemek vesaire sıkıntılı konular. Biz bunları Sağlık Bakanlığı'yla, Kültür Bakanlığı'yla, ilgili bütün Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla, yani fiziksel erişilebilirlik için gene zaten engelliler için yapılan çalışma olmuş oluyor. İlgili muhataplarla bir araya gelip görüşerek olgunlaştırma gayreti içindeyiz. Yine Türkiye bir bakım turizmi açısından bir cennet diye düşünüyoruz. Öyle mi? Evet, gerek bizim termal tesislerimizle gerekse diğer hizmet sektöründeki gönüllülük, o yürekten çalışma disiplinimizle. Dolayısıyla bu alana da yavaş yavaş gireceğiz. Bakım turizmini Türkiye değil, yurt dışından da gene bakım talebinde bulunan yaşlılara bir hizmet alanı açmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Yaşlanan bir nüfusumuz var. Çünkü yani, yaşlanan bir nüfusumuz var. Yani gelecekte Almanya'nın ve kuzey ülkelerinin en büyük sıkıntısı onlar doğum oranlarını artırmaya çalışıyorlar, teşvik etmeye çalışıyorlar. Çünkü gelecekte sosyal sigortalar sistemi de çökecek orada. Yani bizde de sıkıntılar yaşandığı gibi. Yaşlı da artınca çalışacak kimse kalmayacak. Hani aynı şeyi biz yaşayabiliriz onun tedirginliği içerisinde. Kesinlikle. Başbakanımızın bugün üstünde durduğu 3 çocuk meselesi bundan kaynaklanmaktadır. Eğer biz 2 çocukta kalırsak yaşlanacağız. Nüfus yaşlanacak. Ama 3 olduğu zaman o genç nüfusu koruyabileceğiz. Dolayısıyla çok önemli bir rakam bu. Bizim de politikalar içinde aslında sağlıklı yaşlanma yani yaşımız aktif yaşlanma dediğimiz yaşlanmamıza rağmen sağlığımızı korumaya yönelik bir takım çalışmalar da var. Bütün bunlar da yaşlı hizmetleri kapsamı içinde. Ama engellerle ilgili tekrar dönecek olursak özellikle istihdam için önemli çalışmalarımız var. Bu bir şirketlerin özürlü çalıştırma özürlü ve suçlu değil mi? Eski hükümlü çalıştırma. Oranı yükseltilmişti galiba ama tam olarak uygulanamıyor diye şikayetler. Yani şirketler tercih etmiyorlar diye şeyler duyuyorum. Şöyle aslında özel sektörde istihdam ceza uygulamalarından dolayı rakamsal olarak çok iyi durumda şu anda. Yani özel sektör kotalarını %3, %4 çalıştırma zorunluluğunu büyük çapta dolduruyor. Ancak burada bizim peşinde koştuğumuz rakamla birlikte, rakam çok önemli ama
ne kadar kaliteli bir yaşam, çalışma ortamı sunuyor kişiye? Bu çok önemli. Yani ben görme engelliyim, bilgisayar işi yapıyorum, bana bir ekran okuyucu program gerekiyor benim işimi yapmam için. Bu durumda işveren bunu temin etmiyorsa eğer çalışanı için, o çalışandan bir verim beklemesi çok zor. Dolayısıyla bizim hem özel sektörde hem de devlet sektöründe istihdam edilmiş kişilerin iş ortamlarının uygun hale getirilmesine yönelik bir programımız başlıyor şimdi. Bu bir rehberlik hizmeti gibi. Birebir kişiye iş ortamında yapılması gereken dönüşümleri izah eden, işverene izah eden rehberlerle birlikte, kitaplarla birlikte hazırladığımız bir program olacak bu. Bir de ÖMSS yaptık biliyorsunuz. Bir özürlü memur seçmesi var. Onun 11 Temmuz'da tercihleri başlıyor. Çok az kaldı. Şu anda herkes heyecanla, aslında bu konuda kafalarında sorular var. Arzu ederseniz onlara da cevap olsun. Tabii. Şimdi sınavı yaptık. Sınavdan sonra puanlar açıklandı, kişilere gönderildi. Herkes puanına göre şimdi tercih yapacak. Sınava girenler oldu, yani lise ve üstü mezunlar sınava girdi. Lise mezunu değilseniz, ilkokul mezunuysanız kuraya girdiniz, kuraya başvurdunuz. Şu anda herkes bekliyor, şunu bekliyor. 11 Temmuz'da tercih kılavuzları yayınlanacak ve bu ÖSYM tarafından, ÖSYM'nin sitesinden yayınlanacak. Bu kılavuzu detaylı okumamız gerekiyor. Bir kere tercihimizi yaparken engel özelliğimize göre, yani ben eğer elimi kullanamıyorsam elimle yapacağım bir işi tercih etmemeliyim. Eğitim durumum uygun olsa bile. Çünkü bazen eğitimim oluyor ama bunu yapabilecek fiziksel kapasitem olmayabiliyor. Bir de eğitimime göre tercih yapmam çok önemli. Yani elimde diploma yok ama ben o kadroyu tercih ettim. Bu da gene iş görmeyecektir. Sonradan sağlıklı bir iş ortamında çalışamıyor olacağız. Dolayısıyla bu iki konuya çok hassasiyet göstererek tercihlerimizi yapmamız gerekiyor. Tercihten sonra da otomatik sistemle yerleştirme olacak ve büyük bir ihtimalle bu herkes tarafından paylaşılabilecek, notel huzurunda büyük bir programla yapılacak. Peki seçtikleri yer, yani mesela Türkiye'nin her yerine mi gönderilecek bu insanlar? Ama mesela şöyle, diyelim Balıkesir'de yaşıyor bu insan. Evet. Hakkari'ye gönderseniz olmaz. Hakkari'dekini de İstanbul'a gönderseniz tabii, olmaz. Tercih hem o yüzden de özürlü olacağı için. Tercih daha da aynı üniversite sınavındaki gibi. Tercih kılavuzunda il, kurum ve kadro. Bu şekilde tercih yapılacak. Yani güzel, ben Balıkesir'de yaşıyorsam Balıkesir'de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün şu kadrosunu talibim şeklinde 15 tane tercih yapacak. Ve bu 15 tercih üzerinden yerleştirme olacak, atama olacak. Puanınıza göre tercih ettiğiniz yerlerle artık tabii ki o otomatik sistem. Dolayısıyla bazen şöyle sorular geliyor bize şu sıralar özellikle. Bize bir kolaylık olacak mı? Hiçbir kolaylık. Sınavda ne yaptıysak kolaylık odur. Evet. Çünkü bu tamamen ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan ve otomatik yerleştirme sistemi olan bir sınavdı. Sınavın yöntemi çok özellikliydi. Görme engelli için ayrı sınav yöntemleri uygulandı. İşitme engelli için ayrı sorular soruldu. Zihinsel engelliler için kolaylaştırılmış. Eğer psikiyatrik bir probleminiz varsa ona göre ayrı sınıfta girebildiniz ve süreler daha uzun oldu. Çok özel teknikle hazırlandı sorular. Öyle zannediyoruz ki eşit rekabet şartları yarattık, yaratmaya da çalışacağız bundan sonra. Ama daha önemlisi bizim için bundan sonra yerleşen kişilerin doğru ortamlarda çalışabilmesi. İşte o yüzden gideceğiz kamu kurumunun yöneticisine. Sen işitme engelli çalıştırıyorsun. Dolayısıyla senin personelin işaret dilini bilmek durumunda diyeceğiz ve işaret dilini öğreteceğiz. Bunun gibi tek tek her bir kişinin iş ortamındaki uyumunu da sağlayacak bir çalışma arkadan geliyor. Ama eğer sınavda kazanamazlarsa üzülmesinler. Çünkü arkadan bir de girişimcilik eğitimimiz. Girişimci yapmak istiyoruz. Engellileri. Bir tane sınav bu yıl yapıldı. Bir daha yok mu? Şöyle İhtiyaç iki yılda olacaktır. Bir sınavlar yapılabiliyor. Fakat bu sınavın sonuçlarıyla tekrar bir yerleştirme olabilir. Ha, tekrar yerleştirme, evet, tekrar yerleştirme olabilir. Şimdi KPSS gibi oldu bu bir evet, nevi. Evet, değil aynen mi? KPSS gibi. Dolayısıyla bu sınava girmiş olan adaylar için tekrar bir şans doğabilir. Ama yine de devlet memurluğunda bu kadar ısrarcı olmayabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi kendi işimizi kurmaya yönelik de bir çalışma destek geliyor. Şimdi efendim, yeni bir 4,5 program. 4,5 milyon değil mi? Rakam yanlış olmasın KPSS sınavına giriliyor. Evet. Yani A grubu, B grubu kadroların hepsi. Gerçi öğretmenleri bir kenara bırakmak lazım. Çünkü onlar mecburen girmek zorunda ama evet, yani 3,5 milyon insanın devlet memuru olmak için çırpındığı bir ülkeden
Söyleyecek bir şey yok. Ben çok üzülürüm. Yani çünkü girişimci olmak, bakın söylediğiniz şey çok önemli. Risk alabilmek. Yani biz pek toplum olarak galiba risk alabilmeyi sevmiyoruz. Şöyle, yalnız engelli arkadaşlarımız için özellikle söyleyelim. Çok yaratıcı olduklarını biz biliyoruz. Konuyla çok ilgili olduğumuz için. Dolayısıyla bu girişimcilikte engelli olmayan kişilere göre daha fazla şansları var diye düşünüyoruz. Çünkü o yaratıcılık öyle bir imkan sağlayacak ki onlara, belki de çok daha farklı şeyler üretebilecekler. Bir de girişimcilikte biz özellikle engellilerin ihtiyacı olan ve Türkiye'de henüz oluşmamış olan sektörlerin oluşmasına yardımcı olacağız. Yani mesela tekerlekli sandalye bakım atölyesi Türkiye'de yok. Yani varsa da işte merdiven altı çok yani iptidai yöntemlerle çalışma yapan. Halbuki bunların yerlerinin olması lazım. Her ilde, her ilçede olması lazım ve kullanıcıların rahatça ulaşabileceği mekanlar olmalı. İşte girişimciliği de bu alanlarda düşünüyoruz. Yani engellilerin de kendi dertlerine çare olabilecek. Ev içi düzenlemeleri, yaşlılar için mesela, ben evimin içini düzenlemek istiyorum. Oraya tutunma barı koymak istiyorum. Doğru. Kaymaz yer döşemeleri yaptırmak istiyorum. Bunu yapan bir firma yok. Dolayısıyla işte girişimciliği bu alanlarda oluşturmaya çalışacağız ve engelli arkadaşlarımızın burada çok başarılı olacağını tahmin ediyoruz. KOSGEB Başkanlığı'yla yakın zamanda duyurusunu yapacağımız bir çalışma. Efendim çok teşekkür ederim katıldığınız için, sağ olun. En azından duymuş öğrenmiş olduk. İnsanlar başvurabilecekleri bir merci olduğunu duymaları bile onlar için önemli. Çünkü bu konuda sıkıntı yaşanıyor. Her zaman için bize telefonla, yazıyla, bilgi edinme merkezimiz vasıtasıyla ulaşabilirler. Çok memnun oluruz bundan. Elimizden geleni de yapmaya çalışırız. İyi çalışmalar efendim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, adliyelerin kapatılan...